Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynam size dıktanlar ekranımızı bulsun. Amerika tetkikat organı Xitay'nın yukarı ösümlük karzının kişine endişige salıdığallıqını bildirdi. Amerika tetkikat organı yardım sallıq malumatlarıdaki tetkikatçılarının bayqışça Xitay rejimi devletlik bankalar arqalıq köpligen devletlerge yukarı sommalıq xatırı zor ve ösümü yukarı şekilde kariz berilgen bulup zor sommesi kişini köçütkü dekleri gidikken. BBC'nin bu haqtaki haberde bildirilişçe Xitay dünyadaki nurgun devletlerinin ulu esleha kuruluşuğa netçi milyard dolar sarıp kılgan bulup bu somma Amerika ve başka asaslıq devletler sarıp kılgan umumi sommanın işke hessisigi tənkilidikən. Nöbette Xitay'nın 165 devlette cemi 13.427 ulu esleha türü bar bulup bu türge selingan məbləğinin umumi kımmeti 843 milyard 100 milyon dolar ikən. Bu məbləğlərinin köpüncisi Xi Jinping oturuğu koyan bir bəlvağ bir yol sodi planı bilen münasibetlik ikən. Məlum buluşca Tacikistan'ın hazırğı qədər Xitayğı 1 milyard 163 milyon 800 min dolar qarzı bar ikən. Ondan başqa nurgulluğan namurat dövlətlər Avropa İttifaqı, Yaponiya və Hindistan bilen qatnaş, energiya və rəqəmləşkən alaqı cəhətdiki maslişini işqa aşırış üçün Euro-Asiya həmkarlıq kilişimi imzalıqan. Yaponiya bilen Hindistan Xitayının bir bəlvaq bir yol sodi planından paydalanıp, namurat dövlətlərini iğir qariz yükü arqılıq kontrol qilishidən endişi qılmaqdikən. Yeni qorçaq rəis Erkin Tunyaz Uyğur tarixini burmalaşda aktiv rol oynagan. Xitay bu hafta nurgun Şarqi Türkistandaki bir qısım yuqur dərəcəlik əməldarlarını almaşdırgan bolup, bular içində atalmış Uyğur Abnum rayonluq hökumətin rəisi Şöhrət Zakirning ornığa qorçaq əməldar Erkin Tunyazni almaşdırgan. Xitay xəbər mənbələrində aşkarlanışça 59 yaşlıq Erkin Tunyaz uzun yıllardan beri Şarqi Türkistanda Xitayğa həmkarlaşıb işləyətgan ən sadiq qorçaq əməldarının biri bulup, o ilgir yana maqali yazmalarda Uyğurlarının Türk milletlerine təbə əməz, belki atalmış Junxua milletine təbə ikkallikini köp qıtım oturgu koygan. Erkin Tunyaz ilgir Xotan Vilayetlik Təşkilat Bölümü ve Xotan Vilayetlik Komiteti de hizmet kılgan. 2014 yıldan başlap, atalmış Uyğur Abnum rayonluq hükümetinin muavin reisi bolgan. O 2018 yılı atalmış Şinjan gezide Uyğurlarının tarihini toğru tonuyla temizde maqali ilan kılgan. Maqalada Uyğurlarının Türk milletlerine təbə əməsliğini, Uyğurlarının əcdatları bilen Uyğurlarının kul ve kuldar münasibeti bolğanlıqını, Uyğur kadırlar ve ziyalilerinin atalmış Junxua milletleri ortak gevdisi çüşençisi iğip ketkenlikini carsalgan. O mezkur maqalısı diyene Uyğurlar Türkler bilen uzak müddet bir yerde yaşayan bolsumu, bırak Uyğurlar Türk emez. Uyğurlarını Türk milletine çetiş, pan-türkizmçilerinin hem de bölgünçilerinin teşviqatı edip bildirilgan. O bu qetim yeniden muvaqqat reislikke saylanğan deyken, Xitay akhbarat organları onu tunuşturganda onun mezkur maqalısını alahide tunuşturup xabar kılgan. Nöbeti Xitay'nın Şarqi Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayeti de muhim rol oynagan Şöhrət Zakirning nime üçün almaştırıp etilgenliki ve onun keyinki taqdiri haqqida türlük parazlar oturgu koyulmaqta. Amerika bilen Filippin'nin müdafiye şartnamesi Xitay'ını endişige saldı. Filippin devlet müdafiye ministerinin aşkarlaşça Amerika bilen Filippin herbi emeldarları Amerika-Filippin ortak müdafiye şartnamesi doğrusu da destlepki sökbet ötküzgen bulup, iki tarafının hareketi Xitay'ını endişige salgan. Amerika avazının bu haqtaki haberde bildirilişçe Filippin devlet müdafiye ministeri Delfin Lorenzana'nın peşembe günü Tor Munbiri'de sıllık söz kılıp, iki tarafının herbi emeldarları destlepki yığın içip, kelgüsü de kandak ilgirleş doğrusu da birdeklik hasıl kıldı degen. O sözü diyene gerçi Amerika ortak müdafiye şartnamesi tüzüşkir güdüşünü karşı algan bolsa mı? Ama bir devlet bunu karşı almadı. Ortak müdafiye şartnamesi tüzüşkir güdüş oyunu tuncu qıtım oturgu koygunumda Xitay'nın sabık baş elçisi kilip ortak müdafiye şartnamesi çıkılmay hazırkı haletini saklaş gereklikini eğitdi degenlerini bildirgen. Lorenzana'nın bildirişçe ortak müdafiye şartnamesini küşeytiş eni kaldı Xitay menfaatiga uygun emesken. Xitay rayonda süni arallarga uğrulaşkan bulup hiç kandak halkılış çağrısıga aldırmıgan. Lorenzana yana şartnamegi tüzüşkir güdüş arkalık nöbetki rayon bihaterlik endisini bir taraf kılış doğrusu da teklifler oturgu koyuldu. Bunun içinde Xitay harbi organlarının ornığa halk askerlerini işgiselip talaş tartıştaki denizli yer igeledi degen.
Bildirilishicha 1951-yili imzolangan Amerika-Filippin o'rtaq mudofaa shartnomasida qarishtirib hujumga uchirgan ahvolda u tarafga yordam qilinadiganligi va'da qilingan. Amerika amaldorlari Filippin tarafga ko'p qatim kafolat berib, agar Filippin askarlari paroxot va ayroplarni talashtirishdiki Janubiy dengizda Xitoyning hujumiga uchirsa, Amerika shartnomadagi majburiyatini ado qiladi degan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy Amerikani rayondagi davlatlar o'tirsidagi suhbat orqali tinch hal qilish uchun harakat qilayotgan Osiyo talashtirishiga aralashmaslik haqida ogohlantirgan. Amerika taraf bo'lsa rayon mojarolarini tinch yo'l bilan hal qilish va erkin yo'l boshlash va uchishqi kafolatlik qilish masalasining davlat manfaatiga uyg'un ekanligini bayon qilgan. Xitoydagi tok yetishmaslik krizisi davomlashmoqda. Xitoy yaqinqi mazgillarda tok yetishmaslik krizisiga qarshi Xitoy zavodlaridagi ishlab chiqarishni ozaytish qatorliq usullarni qo'llanayotgan bo'lsa-mu, bu haqdagi andishalar yanada davomlashmoqda ekan. Germaniya ovozining 1-oktabrdagi xabarida bildirilishicha Xitoydagi tok yetishmaslik krizisi davomlashayotgan bo'lib, Liaoning, Heilongjiang va Jilindan iborat 3 o'lka tok cheklamasining ta'siriga uchragan. Tok yetishmaslik ahvoli ig'ir bo'lib, tokqa cheklama qo'yish tadbirlari oldida ba'zi zavodlar ishlab chiqarishni to'xtatgan yoki ozaytgan. Ba'zi kichik shirkatlar dizel yoqilg'uliq generator orqali ishlab chiqarishga o'tgan. Bildirilishicha bir qism Xitoylar tokqa cheklama qo'yish tadbirlarining ularni dizel generatori ijara etib jiddiy taqobil turishga majburlaganligini, ammo ularning ijara chiqimini ko'taralaydiganligini vaqt uzarsa tannarix bak yuqori bo'lib ketib turmushiga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekanligini bildirgan. Ular yana muxbirga davlat tokni qisqartishga ehtiyojlik bo'lgachqa biz hozircha dizel motori ishlatishni o'ylashdik. Ammo uzun muddatdan qaraganda agar tokni qisqartish davomlansa, biz chuqur boshqa chiqish yo'li tepishimiz kerak degan. Ma'lum bo'lishicha Xitoyning tokqa cheklama qo'yish tadbirlari ko'mir yetishmaslikdan kelib chiqqan. Navbatda Xitoydagi tokning 3dan 2 qismidan ko'proqi ko'mirdan chiqadi ekan. Oldingi haftadan boshlab elektronlik zapchas ishlab chiqaruvchilardan tortib konchilik shirkatlarigacha bo'lgan 100dan ortiq shirkat tok yetishmaslik sababli ishlab chiqarishni to'xtatgan. Shenyangdagi bir polat zapchas zavodining xizmatchisi o'zlarining yaqinqi bir necha kunda zavodni ochmaganligini aytgan. Ular generator ijara olmaganligini, ammo tok uzilib qolsa ijara olishga majbur bo'ladiganligini aytgan. Undan boshqa qish pasildimi Xitoydagi tok yetishmaslik krizisi yana davomlashadi ekan. Yaponiya, Avstraliya va Ispaniya Xitoy virusi cheklamalarini bekor qildi. Yaponiyada Xitoy virusi yuqumiga qarshi 19 o'lkada yo'lga qo'yilayotgan jiddiy holat cheklamasi 1-oktabrdan boshlab amaldan qoldirildi. Yaponiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar sonining ozayishidan keyin poytaxt Tokio va Osaka shaharlarini o'z ichiga olgan davlat miqyosidagi 19 o'lkada yo'lga qo'yilayotgan jiddiy holat cheklamasi va 8 o'lkada yo'lga qo'yilayotgan yarim jiddiy holat cheklamasi oxirlashdi. Shundaqla Avstraliya bosh ministri Scott Morrison Xitoy virusi yuqumining keng tarqalib ketishining oldini olish maqsadida 2020-yil martda taqib etilgan xalqaroliq chegara ig'izlarining noyabrda qayta ochib etildiganligini bildirdi. Morrison poytaxt Canberrada o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy virusi yuqumi vaksinasining har ikki shishisini amlatkizganlarning noyabrda chet elga sayohatga chiqadiganligini, davlatga qaytadigan qo'sh shishi vaksina amlatgan avstraliyaliklarning ilgirikidek 14 kun mehmonxonalarda karantin ostiga kirishning o'rniga yangi Janubiy Gallar shtatida uda 7 kun o'z uylarida karantin ostiga kiradiganligini ta'kidlab, chegara ig'izlarini taqash orqali xalqimizning hayotlarini qutqizib qoldik. Ularning turmush manbalarini qo'g'dik. Endi biz avstraliyaliklarning ilgirikiga o'xshash bu davlatda erkin azodi yashashiga kafolatlik qilish uchun birlikda tirishchanlik ko'rsatishimiz lozim dedi. Ispaniyadagi 17 avtonom hukumatning biri shundaqla Ispaniyaning poytaxti joylashgan Madrid hozirgacha yo'lga qo'yilgan Xitoy virusi cheklamalarini 4-oktabrdan boshlab butunlay bekor qilishni qaror qildi. Madrid avtonom hukumati boshlig'i Isabel Diaz Ayuso dushanba kunidan boshlab yopiq va ochiq makonlarning sig'imchanligiga qarata belgilangan barliq cheklamalarini bekor qilamiz. Yuqumdan ilgarigiga o'xshash yashashni va salomatlikni iqtisod bilan birlashtirgan bir jamiyat bo'lishni davomlashtiramiz dedi. Shimoliy Siprus Amerikaga qattiq norozilik bildirdi. Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyati Amerikaning Janubiy Siprus Rum hokimiyatiga
harbiy materiallarni setib berishni davomlashtirish qaroriga qattiq norozilik bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarda bildirilishicha, Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyati Tashqi ishlar ministrligi tomonidan e'lon qilingan yozim bayonotda Janubiy Siprus Rum hokimiyatiga uda 10 necha yildan buyon yo'lga qo'yib kelayotgan qurol-yarog setib berish cheklamasini oldingi yili bekor qilgan Amerikaning harbiy sohada Rum taraf bilan bo'lgan munosabatlarini kuchaytirayotganligi Bu dairede Janubiy Siprus Rum hakimiyetiga harbiy materiallarını yeni bir yıl setip berişini karar kılgallıqı. Bu kararını kubul kılgalı bolmaydıgallıqı əskertildi. Amerikanın yeni siyasetinin Rum tarafki harbiy materiallarını eksport kılış bilerle çekilinip kalmaydıgallıqı, Birleşme harbiy manevr ötküzüş ve başka harbiy faaliyetlerini mi öz içige alıdıgallıqı kayıt kılıngan bayanatta, Amerikanın Janubiy Siprus Rum hakimiyetini harbiy cihetin üstünlükü ige kılıdıgan bu pozisiyasının Rum tarafını ig'vogarchilik faoliyatlarini texnomokan doirlik holda elib berishga jasoratlantirganligi ta'kidlandi. Rayonda muqimlikni saqlash tarafdori ishkanligini ilgari surayotgan Amerikaning Rum tarafini qo'llashdagi bu pozitsiyasining aralda va rayonda surkilishni texnomo avj oldirib etishdan boshqa hech nimaga asqatmaydiganligi bildirilgan bayonotda mundaq deyildi. Janubiy Siprus Rum hokimiyatining qurollanish va harbiy ittifoqdoshlikni kuchaytirish nishoni rayondagi va sahadagi qonunlik huquqlarimiz va manfaatlarimizni kafolatchi davlat Turkiya bilan birlikda jon tikib qo'g'dishimizning qanchalik darajada to'g'ri ekanligini isbotlab bermoqda. Amerikanimi o'z ichiga olgan 3-chi taraflardan Janubiy Siprus Rum hokimiyatining ig'vogarchilik siyosatlarini qo'llashdan voz kechishlarini hamda ikki davlatlik egalik huquqqa va xalqaroliq salohiyatlarga ega sigil bir kelishim hosil qilinishga yordamchi bo'lishlarini kutyapmiz. Janubiy Siprus Rum hokimiyatiga uda 10 necha yildan buyon yo'lga qo'yib kelayotgan qurol-yarog setib berish cheklamasini oldingi yili bekor qilgan Amerika Janubiy Siprus Rum hokimiyatiga harbiy materiallarni eksport qilishni yana bir yil davomlashtirish to'g'riliq 2021 yili 30 sentabr kuni qaror ma'qulladi. Rum tarafki davomliq harbiy material setib berish nishon qilingan bu qarorni qabul qilgani bo'lmaydi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ertangi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.